Adı geçici. Ama bir işletmenin işi geçici değil. Kişiler 50-55 yaşlarına geliyor. Hiçbir şekilde emekli olmaları mümkün değil. Karayollarında 10 bin taşeron işçisinin kadroya aldırmakla başladı bu iş zaten mahkeme kararıyla. Ormanlarda, şeker fabrikalarında, tarlalarda, karayollarında alın teri döken emekçiler kadro istiyor. 696 sayılı KYK kapsamında 30 binin üzerinde alt işveren işçisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda geçici işçi olarak kadroya geçirilmiştir. Sendikamızın örgütlü olduğu bu iş yerleri dahi tüm geçici işçilerimizin çalışma süreleri yılda 10 ay geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hikayenin hiçbir maliyeti yok. Ormanlar korumasız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin sorunlarını çözecek olan kanun teklifini hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Ancak sendikaların aldığı bilgiye göre geçici olarak istihdam edilen işçilerin çalışma sürelerinin iyileştirileceği belirtildi. Buna göre orman işçileri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 9 ay 29 gün çalıştırılan emekçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün olacak. Sonradan öğrendik ki meclise sevk edilen tasarıda kadro yerine süre uzatımı ifade ediliyor. Yani 11 ay 29 gün. Nedir devlete maliyetini bir günün? Hiçbir anlamı yok. Verdiğiniz iş ne işçiye yarıyor ne devlete yarıyor. Kimseyi mutlu etmiyor. Yine şeker fabrikalarında geçici olarak istihdam edilenlerin durumları da aynı. 5 ay 29 gün çalıştırılan Çaykur işçilerinin durumuna ilişkin ne yapılacaksa hala muallak. Daha 2018 yılına kadar 4 ay çalışıyorlardı. 2018'den sonraki süreçte 6 ay çalışıyor mevsimlik işçiler. Şu anda 800-850 civarında kadro işçimiz var. Yaklaşık 9500 civarında mevsimlik işçimiz var. Bu arkadaşlarımızın emekli olmalarını istiyoruz. Bunların sigorta primlerinin bir şekilde ödemelerini istiyoruz. Ulusal kanalla konuşan sendika başkanları çalışma sürelerinin uzatılmasının çözüm olmadığını vurguladı. Sendika başkanları kalıcı çözüm yolunun kadro olduğunu ve bu talep yerine gelene kadar da mücadele edeceklerini belirtti. Meclisteki sunulan tasarıda değişiklik talep ediyoruz. Bu değişiklikte 12 ay kadrolu olarak arkadaşların çalışmasını talep ediyor. Çaykur işçileri olarak öncelikle oradaki arkadaşlarımızın kadrolu bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz. Bunların işsizlik fonundan faydalanmalarını istiyoruz. Üyelerimizin olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nda da geçici işçi kadrosuyla istihdam edilenler okullar açık olduğunda çalıştırılmakta. 2 aylık yaz dönemlerinde ise iş sözleşmeleri askıya alınmaktadır. Diğer kamu işçilerinden farklı olarak yılda yalnızca 10 ay çalıştırılmaları, kadroya geçirilen geçici işçi arkadaşlarımız da çeşitli kaygılara ve sorunlara neden olmaktadır. Okullarımızda çalışan işçilerimizin 12 ay çalıştırılması olması gerekendir. Çalışma hayatında farklı istihdam modelleri her zaman çalışma barışını bozmaktadır. Bunun için yapılması gereken 12 ay süreyle kadro verilmesidir. Diğer yandan taşeron işçiler de kadro bekliyor. Asıl işi yaptığı halde kadro dışı kalan emekçiler de taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve şu anda kamuda çalışan büyük oranda taşeron çalışanları var. Bunlarla ilgili de biz diyoruz siyasi iktidara, Çalışma Bakanımıza, ilgili bakanlarımıza, bu arkadaşlarımızın hiç olmasın kendi yapması, kamunun kendi yapması yaptığı işleri ihaleye yapmayın. Bu işleri madem burada çalışır kadroya alalım. Sonuçta para da devletten çıkıyor. Ve kamu kendi işini yapması gereken işi de ihaleye vermesin. Dolayısıyla bunları kadroya alalım diyoruz. Ama herhangi bir sonuç olmadığını görüyoruz. Bunun zor bir karar olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ülkenin ekonomisine bir yük de getirmeyeceğini düşünüyorum.